Nedim, ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Hangi hayvanla çarpıştı? Tamer mi yaptı? Tamer mi yaptı? Söyle çabuk, parçalayacağım onu. Nerede şimdi? Beni sakla yenge. Kimse bu halimi görmesin. Gel. Hadi çabuk. Seni yıkayalım. Bekle sen. Çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok Laleciğim. Çocuklar. Lale'nin babası müthiş bir adamdır. Buraların tarihi dokusunun korunmasına Süleyman abinin büyük emeği var. Encümende yıllardır yapmadığını bırakmadı. Ve sonunda insanların kafa yapısını değiştirmeyi başardı. Sen dokuya aykırı bir çivi çak bakalım, ne oluyor? Süleyman abi o çiviyi yedirir adama. Bizim otel projemizde de dokuyu koruduğumuz için bizi çok destekledi. Buralarda böyle adamlar olmasa etrafımızı binlerce çirkin bina ve gece kondular sarmıştı çok da. Böyle tatlı huysuzlara çok ihtiyacımız var. Onun için sen babanı bize anlatma. O bizim bir tane Süleyman abimiz. Ne yaptım ki ben? Çit yapılırken hiç sesini çıkarmadı. Bilseydim... Kız babaları eserekli olur oğlum. Kolay mı kızını kaptırıyor? Daha dur bakalım başına neler gelecek. Canım niye kızını kaptırsın? Ay bu da. Bak tatlı, istemeden yaşamak zorunda kaldığın o çirkin şey bu suyla beraber üzerinden akıp gidecek. Hiçbir şey senin o küçük kalbinden daha değerli olamaz. Başına ne gelmiş olursa olsun sen hepimizin kıymetli, şımarık, zilli bebeğisin, tamam mı? Bak bir daha asla o pislikle yan yana gelmeyeceksin. Seni Tamer'den koruyabiliriz ama kendinden koruyamayız. Anladın mı beni? Onunla asla görüşmeyeceksin. Telefon numaranı değiştireceksin ve karşına çıkarsa selam bile vermeyeceksin. Yangın gecesinden sonra bir daha konuşmadı. Biz de üzerine gitmiyoruz. Ama bu çok ümit verici bir durum tabii. İstanbul'da çocukluk arkadaşım bir psikiyatr var Nedim, sen de tanıyorsun. Aa evet, iyi düşündüm bak. Çok iyidir, sizi mutlaka onunla bir araya getirmeliyiz. Bence Zeliha'ya çok yardımcı olacak. Ama bir süre İstanbul'da kalmanız gerekebilir. Çok güzel. Aa, olur mu? Çocuğun düzeni alt üst olursa, bana kalırsa daha da geriler. Bunu Nedim'e bir sormak lazım, bakalım o ne diyecek. Hayat gelmiyor mu Zeliş'cim? Hayat Hanım halasıyla görüşüyor. Aa, Zeynep geldi mi? Geldi, o yemiş, biraz da yorgun, erken yatacakmış. Size selam söyledi. Pınar da evine dönüyor. Bizim de beslenme saatimiz. Birazdan görüşürüz. Bana ihtiyacın var mı Bahar? Yok hayatım. Ben hemen arayıp bir randevu alırım Nedim'den. Siz tembeller anlatın bakalım. Evlenip çoluğa çocuğa karışmayı düşünmüyor musunuz?
Düşünüyoruz teyzeciğim. Ben de bunu konuşmaya gelmiştim Ayşe ile. Oo, harika. Demek evlenme teklifi aldın Ayşe Melek. Kabul ettin mi? Aa, niye etmesine yol bulmuş aslan gibi çocuğu. Görüyorsun değil mi? Annem hemen durumdan vazife çıkartıyor. Senin kalbini ilk kim kıracak acaba? Tatlım. Gel saçını kurulayalım. Seni giydirelim. Popoya da pudra ister misin? Ha? Şimdi seni doyuralım. Sen giyin geliyorum, tamam? Mama yengeciğim, mama. Bahar abla, Zeynep geldi mi? Geldi Salihciğim, bizim odada. Bir şey söyleyecektim de biraz bakabilir mi? Pek iyi değil Salih, biraz üşütmüş galiba. Yarın söylesen. Hasta mı? Ateşi falan mı var? Yok, ciddi bir şey değil, merak etme. Şimdi bir çorba içip uyur, bir şey kalmaz. Ay tamam Salih, huzur ver kıza biraz. Tamam, her şey yolunda. Teselli edermiş bu. Uyuttun mu bebeğim halanı? Aferin sana. Sabah erkenden gidiyoruz, görüşemeyiz. Ortalık size emanet. Birkaç gün ailelerimizi göreceğiz. Sonra Ural'ı yolcu edip döneceğim. Ben sürekli ofisle bağlantı içinde olacağım ama yine de bir İyi şey akşamlar. Olursa arayın. Acele etme, keyfine bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Lale'yi bırakıp geliyorum. İyi akşamlar. Tekrar teşekkürler. Gene gel Lale'cim. Babana selam söyle Lale. Söylerim. Aa, Bahar ablaya da selam söyleyin. Söylerim. Kız uyuturken uyuyakaldı herhalde. Neyse, kazasız belasız atlattık bu geceyi de. Yaman'la tekrar aranızın düzelmesine çok seviniyorum Seymen. Neden acaba? Bazı şeyler gözümden kaçmıyor, ona göre. Ben şu Bahar'a bakayım. Kızlar yurduna dönmüş burası. Biraz ateşi vardı. Yok ki, düştü mü? Öbürünün. Onun da yok. Allah Allah. Senin mi var? Üf, tamam, kimsenin yok. Öf Seymen, uyuyorum. Anlaşıldı. Kendimize yatacak başka bir yer bulacağız. Evet. Kadir Hanım geldi Bekir abi. Evde bir başıma bekleyemedim. Ne yapıyorlar? Ne yapsınlar? Herkes berbat. Sümbül anne odasında. Zeynep, gidin beraber. Gel Kader teyze. Zeynep? Efendim Kader teyze.
Beni de bir anne bil yavrum bundan sonra, değil mi? Sakın bir şey için üzülme. Böyle olsun istemezdim. Her şey usulünce tadıyla olsa iyi olacaktı ama olan olmuş. Sen ne zaman istersen biz gelip seni istemeye hazırız. Hepimizin başının tacı bir evladı olursun. Sakın sıkılma yavrum, değil mi? Ay ne düştü öyle? Kader sen misin? Ne oluyor Zeynep? Çayı devirdi. Sakar şey. Geç geç, üşüme. Hayvan, hayvan Adi. Ay, 10 dakika kaldı. Bayılacağım artık. Zeynep nerede? Odasında Sümbül anne. Çağırın şurada yanımızda otursun. Dilara da hala uyuyor. Fatma, bak şuna. Zeynep'e bakacağım. Ben de Dilara'yı uyandıracağım. Dilara abla mutfağa gitti. Zeynep. Zeynep. Sümbül anne seni istiyor. Ses versene. Ay ne oldu ablacığım sana? Ağlama. Şimdi getirecekler Zeliş. Bak azıcık kaldı. Gel aşağı hadi. Ben mahvoldum Hayriye abla. Kimsenin yanına falan çıkamam. Herkese söylemiş hayvan. Bana tecavüz etti. Şimdi de önüne geleni anlatıyor hayvan. Kendine mukayyet ol kardeşim. Bak şimdi dağılacak zaman değil. Gel acık içeri götürem seni. Böyle tek başına kurar insan. Yap hadi. Ne dolanıyorsun deli dana gibi Hayriye? Gir içeri. Girem değil mi? Zeynep geliyor abla. Kaç oldu Sümbül? 5 var. Anne ben bir tuvalete çıkıyorum. Ver bana. Ver bana yavrumu da kuvvet versin. Canım yavrum. Gel açık Zeynep'e bakıver gelin abla. Abuk subuk bir şeyler söylüyor. Hali pek fena. Hoppala. Belli etmeden gidelim abla. Ne oluyor bunlara? Bilmiyorum, sıkıştılar herhalde. Beraber Zeynep'in odasına çişe gittiler. Beni evlendirmeye mecbur etmek için herkese söylüyorum. Seni zorla evlendirecekler onunla. Onun gibi bir pislikle evleneceğime ölürüm daha iyi. Bana vurdu. Beni aşağıladı. Beni sürükleye sürükleye. Ay birisi duyacak, gerçekten evlenmek zorunda kalacaksın salak. Sus. Kim duyarsa duysun. Onu ilk gördüğüm yerde bağırsaklarını deşeceğim.
Bir genç kızın şerefiyle nasıl oynar insan gelin abla? Nasıl çıkacak bu insan içine? Allah'ım bu bir kabus, ne olur susun. Abime de söyleyecek, sonra anneme de söyleyecek, sonra bütün kasabaya söyleyecek. Beni önce güzellikle, sonra zorla evlendirmeye çalışacaklar. Seni o pislikle evlenmeye zorlayan olursa ben kendi ellerimle o kişiyi öldüreceğim. Anladın mı gerizekalı? Sen başına ne gelmiş olursa olsun her normal kadın gibi sevdiğin kişiyle. O da eğer istersen evleneceksin. Sen bunları tanımıyorsun. Daha 2 yıl oldu geleli. Burası New York değil. O hayvanla evlenmemen için gerekirse seni öldürürüm. Kapa çeneni ve artık aklını başına al. Nerede herkes Dicle? Bana bakın ne oluyor? Bir şey yok Sümbül anne. Herkes sinirden kendi kendine bir tarafa attı. Ben kusmaya gidiyorum. Bu arada çeneni tutabilecek misin? Ay delireceğim artık. Bizi böyle bırakıp gittiler. Gel içeri şimdi ararlar. Yapma bak ben de kötü oluyorum. Zeynep. Biri öldü biliyorum. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Ben varken dünyada hiç kimse sana bir daha zarar veremez. Anladın mı? Salih, sen beni gerçekten seviyorsun. Maalesef öyle. Dışarıda neler oluyor acaba? Bence çok kötü şeyler oluyor. Krizin geçtiyse inelim. İyi misin? Evet. Ne yapıyorsun öyle? Nasıl? İşte böyle. Kalkayım mı kalkmayayım mı onu düşünüyorum. Bu düşünülecek bir şey değil ki. İnsan sabah olunca kalkar. Bak benim gibi. Hop gördün mü? Dün gece iyi ki hemen odaya gelmemişim. İyi ki. Bu gece sizi yemeğe davet edebilir miyim? Aa çok iyi fikir. Nereye? Yamana da söyleyeyim de gece program yapmasın. Gel buraya. Ay! Kemikler kırılmadığı sürece bir miktar dövmek yasak değilmiş. Ya bırak. Sen kaşındın ne yapalım? Dün bana çektirdiklerini yanına mı bırakacağım sandın? Hayatta en uyuz olduğum şey senin gibi kıskanç adamlardır. Sebep olma sen de. İnadına yapıyorsun. Yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sen delisin. Bu halin beni çok üzüyor. Tamam bırak bırak. Gel. Hoş geldin.
Ya çok büyük bir sorunumuz var. Karısı iç mimarımızı boşuyormuş. Adam apar topar İstanbul'a gitti. Hoppala. Bu kadınlara arkanı dönmeye gelmiyor ha. Alt tarafı iki ay ayrı kaldılar. Bu ne ya? Şimdiki kadınlara öyle abi. Kadın kocasını dizinin dibinde istiyor. İyi. Bu durumda bizim hanım bitirecek işi. Burayı dünyanın en güzel oteli yapacağım. Zaten o çocuğa uyuz olmuştum. Evet, yetkilerin neler? Ne kadar alacağım? Yok bir de ortağımın karısına para ödeyecektim ha? Havanı alırsın o zaman. Gidelim hayatım. Aa, tamam tamam. Anlaşırız. Peki nereye? Bak, daha mesai bitmedi. Randevumuz var. Bugünlük hanımefendiyi kaçırıyorum orada. İdare edeceksin artık. Oho, yani ilk günden olmuyor. Ne oldu? Resepsiyonun çizimlerini düzeltecektin hani? Hayır, marangoz bekliyor. Sabah ilk işim bu olacak patron. Merak etme. Gidelim. Uzatma oğlum ya. Allah Allah. Tamam. Ben de yeni bir iç mimar bakıyorum. Sizin ipiniz de kuyuya inilmez. Hayır Yaman, böyle bir şey yapmayacaksın. Oğlanın durumu vahim. Elinden gelse gece de bırakmayacak seni. Seyman. Beni gerçekten evime getirmişsin. Düşünsene biz New York'ta karşılaşmasaydık ben evimin burada olduğunu hiçbir zaman bilmeyecektim. Buraya yalnız başına gelseydin gene burası evin gibi olur muydu acaba? Ya senin de rolün yabana atılamaz tabii yani. Demek öyle. Bazen senin göğsünde uyandığım zaman önce şaşırıyorum. Sonra deli gibi seviniyorum. Sonra hemen seni uyandırıp yüzünü görmek istiyorum. Hemen gülmeye başlayalım, saçma sapan konuşalım, kahvaltı edelim, kavga edelim, planlar yapalım istiyorum. Ha bak mesela tanıştığımız andan beri seninle birlikteyken dakika dakika ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ben senin yanımda değilken de ne yaptığını, ne konuştuğunu dakika dakika hatırlıyorum. Hmm. Doğru, ona ne şüphe. İçmeye devam mı tamam mı? Devam bu durumda. Ben sizi hemen hazırlarım. Neredesiniz ya? Oh be Fatma abla. Bugün de kazasız belasız atlattık. Ayaklarıma karasular indi vallahi. Abimler biraz daha içecekmiş. Ben hazırlayayım gel. Zeynep. Efendim. Kocanla Bekir babana da bir bardak rakı getir bakayım. Esin artık bu sefer beni uzatmasın. Gel buraya eşek sıvasın. Gel. Vur. Şaka yaptım anne ya. Ya çekil oğlum ya, git kanepeye. Ben yatacağım. Divan küçüğün koltuğu. Ya git git kanepeye yat kardeşim, biz yatacağız. Hadi. Seyhan, Seymen biraz odama gelin. Ben sağken bu konakta benim dediklerim olacak. Ben öldükten sonra ne isterseniz yaparsınız. Fatma ile Bekir köylerine gidecek. Salih ve Zeynep de en kısa zamanda boşanacaklar. Hirveler bir yere gitmiyor anne. Salih ile Zeynep de istemedikleri sürece boşanmayacaklar. Sana iyi akşamlar. Birbirlerini seviyorlarsa bize laf düşmez anne. Bekirler kalsın. Tamam. Ama Salih bir daha bu eve girmeyecek. Zeynep de kendi kazanır, kendi yer, okur, yaşar, ne istiyorsa yapar. Bundan sonra ona 5 kuruş para verilmeyecek. Tamam. Bunu desteklerim. Artık başlarının çaresine bakmayı öğrenmelerinin zamanı gelmişti. Ay durun, kavga etmeyin. Ben biraz daha içki getiririm.
Ay hepimize getirsem iyi olacak galiba. Salonu yukarı getir Lale. Burası çok tehlikeli. Evet evet. Lale. Damat Bey'e de söyle yukarı gelsin. Ateş hattından tam zamanında kaçtım. Aman. Valla ucuz atlattın Salih. Şaştım şaştım kaldım valla. Durun. Daha insan içinde bir şey yapmamıştır. Yerin olsun da. Yok yok ben ağamı tanırım. Tepesi attı mı insan misan dinlemezdi. Oracıkta kırardı kemiklerini. Bekir abiye de merak etme sen. Ben her şeyi hallederim demiş. Hı. He? Canım 40 yıllık kirvesinin kalbini mi kıracak? Ama bunun kemiklerini kıracak belli bir şey. Lan ne şanslı bir köpeksin sen. Bak şimdi avukat çıkınca işin de hazır. Oh lap diye şirketlerin avukatı olursun mezun olunca. E bakacağız artık. Salih seni sevmeni abi istiyor. Ya abi ne şomazlısınız ya. Bana viski şişesini buz ve birkaç bardak verin çocuklar. Oo içe içe tadını çıkara çıkara gebertecek. Seymen abi yalnız mı Lale abla? Yok bir sürü seyirci var. Sümbülhane dışında herkes orada. Aman gelin abla. Oğlumuza sahip çıkın ne olur. Gelin ağam da orada mı? Orada orada merak etmeyin. Şöyle yakına gel Salih. Dinleyin serseriler. Hakkınızda bir karara varıldı. Aşkınıza saygı duyuyoruz. Siz artık olgun, kendi kararlarını verebilecek yaşta büyük insanlarsınız. Birbirinizi sevdiğiniz sürece bize de size mutluluklar dilemek düşer. Ancak artık büyüyüp sorumluluk aldığınıza göre kendi geçiminizi sağlayabilirsiniz. Kısacası artık harçlık yok. Başınızın çaresine bakacaksınız. Sorun değil Seymen abi. Ben Zeynep'e her şartla bakabilirim. Evet sorun değil. Hem okuyup hem çalışabiliriz. Ne iş olsa yapın. Gerekirse taş bile taşır. Aferin size. Daha neler ya. Okullarının bitmesine daha 3 yıl var. Şimdi işe girerlerse okuyamazlar. İkisi de okulu bırakır. Canım neden? İnsan istedikten sonra hem okur hem çalışır. Bebek bile büyütür. Onlar kendilerine güveniyorlar. Evet güveniyoruz. Evet öyle. Tamam. Çok iyi o zaman. Babana da söyle burada kalıyorlar. Bir yere gitmelerine gerek yok. Ama sen annemin sağlığı için bir süre gelmesen iyi olacak Salih. Bakalım. Yaz tatiline kadar biraz sakinleşin herhalde. Şimdilik üzerine gitmeyin. Böyle olduğu için hepinizden özür dilerim. Ama inanın Zeynep'i yaşamım boyunca sevip koruyacağım. Bravo yani. Bu kadar paranın varlığın içinde siz burada rahat rahat yaşarken o zavallılar orada aç bir ilaç okumaya çalışacaklar. Hem de İstanbul'da. Daha iyi bir ceza veremezdiniz yani. Tamam Bahar. Nasıl tamam ya? Tamam işte sorun yok. De yani. Merak etme tamam. Yani acayipsiniz ha. Anlamadım. Ne tamam ya? Gel Pakizeciğim. Ben sana odada tane tane anlatayım. Ah.
Hadi. Senin bu baban var ya hayatım. Ben ilk tanıştığımda delinin tekiydi. Mesela biz New York'ta gezerken patencinin biri bana çarptı diye... Oh, patenlerini suya atmıştı. Ama sonradan çok değişti. Bak mesela çılgın halan gizlice evlendi ya... ona bile hoşgörülü davrandı. Çok cici bir adam haline geldi senin bu baban, biliyor musun? Ama neden? Bunu anneciğine borçlusun. Ah. Oh. Anne geliyor. Gel buraya. Aç şunu manyak. Ciciymiş, gerizekalı. İmdat. Hadi Bekir, kapa artık şunu. Uykumu tutar beni bu gece artık. Sen yat hadi, ben mutfakta oturacağım biraz. Sizinle vedalaşmaya geldik. Sabah erkenden otobüste gidiyoruz. Şey oldu. Böyle olduğu için özür dilerim ama mecburduk. Salih'i çok seviyorum. İnanın onu mutlu edeceğim. Fatma abla. Kız daha dün altın bağlı emzik ağzında koşturup duruyordun. Ne zaman büyüdün de oğlum yoldan çıkardın? Anlamadım gitti vallahi. Ağlama. Biz iyiyiz, tamam. Abim sizin için bir yere gitmiyorlar, evde kalıyorlar dedi. Annem yumuşamış herhalde. Ama Salih'in bir süre gelmesi yasak. Tabii ben de gelmeyeceğim. Bir de şey oldu. Harçlık yok. Gördün mü başınıza açtığınız işi? Ne olacak şimdi? Nasıl okuyacaksınız? Hem çalışıp hem okuyacağız, sorun yok. Ne çalışması? Siz dersinize bakın. Biz sizi destekleriz, Allah Allah. Tamam baba, sorun yok. Sizi bekliyoruz artık. Sık sık gelin, tamam mı? Orası sizin de eviniz. Geliriz gelin hanım. Dur ben size sabah acık erzak hazırlayayım.